Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz farzın önemi ve nafile ibadetler. Değerli dinleyenler, farzın dinimizdeki önemi çok büyüktür. Farzdan önemli bir şey yoktur. Bu konuda çok hadis-i şerif vardır. Birisi gelip Resulullah Efendimiz'e sual etti. Ya Resulallah, cennete gidecek amel nedir? Allah'a ortak koşmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazan'da orucu tutarsın. Ya Resulallah, bu söylediklerinizden başka yapılması gereken şey var mı? Farz olarak bu kadardır. Ama nafile olarak yapmak istersem başka. Allah'a yemin ederim ki, farzları yaparım, daha fazlasını yapmam. Adam dönüp giderken Peygamber Efendimiz buyurdu ki, cennetlik bir kimse görmek isteyen bu adama baksın. İslam alimleri bu hadis-i şerifi delil getirip, sünnet ve nafile kılmayanların ahirette ceza görmeyeceğini, sadece sevabından mahrum kalacağını bildirmişlerdir. Farzın önemi hakkında bazı hadis-i şerif mealleri şöyledir. Farz namaz borcu olanın nafile namazı kabul olmaz. Nafile kılmak günah değildir. Farzın yanında denizde damla gibidir. Farzı kılma imkanı varken tehir ederek nafileyle meşgul olunca farzı tehir günahı büyük olur. Bu günahtan azıcık nafile sevabı çıkarılınca yine ortada büyük günah kalmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz nafilesi kabul olmaz buyurmuştur. Borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Allahü Teala farzla bana yaklaşıldığı gibi hiçbir şeyle yaklaşılamaz buyurdu. Yani Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için önce farzları eda etmek şarttır. En üstün amel cihattır. En üstün cihat farzları ifa etmektir. Allahü Teala'nın sana farz kıldığı şeyleri eda et ki insanların en abidi olasın. Çok nafile ibadet eden değil, farzları aksatmayan insanların en çok ibadet edeni oluyor. Farzları öğrenip onunla amel edeni veya başkasına öğretene Allah rahmet etsin. Allahü Teala buyurdu ki, 5 vakit farz namazı şartlarına uyarak vaktinde kılanı cennete koyacağıma söz verdim, kılmayana verilmiş bir sözüm yoktur. Farz namazları kazaya bırakmak büyük günahtır. İmkanı varken kaza etmezse, ayrıca büyük bir günah daha işlemiş olur. Farz borcu olanın nafileyle meşgul olması, farzı tehir ettiğinden dolayı günahtır. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, farz namaz borcu olanın nafile kılması, doğurmak üzere olan hamileye benzer. Doğumu yaklaşmışken çocuğu düşürür. Artık bu kadına hamile de denmez, ana da denmez. Bu kimse de böyle olup, farz namazlarını ödemedikçe, nafile namazları kabul olmaz.
Bu hadis-i şerifi açıklayan Hanefi alimlerinden Abdülhak Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, bu hadis-i şerif gösteriyor ki, farz borcu olanın sünnetleri de kabul olmaz. Çünkü sünnetler de nafiledir. Bu hadis-i şerif, Zahire-i Fıkıh kitabında da vardır. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, farz namaz borcu olanın nafilesi kabul olmaz hadis-i şerifi gösteriyor ki, farz borcu varken nafileyle meşgul olmak ahmaklıktır. Kaza borcu olanın nafile kılması, alacaklıya borçlunun hediye götürmesine benzer ki elbette kabul olmaz. Mümin bir tüccara benzer. Farzlar sermayesi, nafilelerse kazancıdır. Sermaye kurtarılmadan kâr olmaz. Kaza namazı borcu varken nafile kılmak ahmaklıktır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e yaptığı vasiyette buyurdu ki, Allah'ın gece yapman gereken hakkını gündüz yapsan ve gündüz yapman gerekeni de gece yapsan kabul etmez. Üzerine farz olan ibadetleri ödemeden nafile ibadetini kabul etmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, farzın yanında nafileler kıymetsizdir. Sünnetlerin farzlar yanındaki kıymeti de deniz yanında bir damla su gibi bile değildir. Yıllarca farz kaza namazı borcu olana sünnetleri bırakma demek, koca denize değil bir damlaya itibar etmek gibi çok abes ve cahilce bir sözdür. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, yıllarca kaza borcu olanın sünnetleri kılarken kaza namazına da niyet etmesi dört mezhepte de lazımdır. Sünnet yerine kaza kılan sünneti terk etmiş olmaz. Hiç kazası olmayanın da kaza namazı kılması caizdir. Ruhul Beyan'da En'am suresinin 165. ayetinin tefsirindeki hadis-i şerifte bildiriliyor ki, kıyamette helal yoldan kazanan kimseye denir ki, bu malları kazanırken ve sarf ederken farz bir namazı vaktinde kıldın mı? Namazın rükûnu, secdesini ve abdeste farzları tam yaptın mı? Ya Rabbi, helalden kazanıp helal yerlere harcadım, hiçbir farzı kaçırmadım. Helal kazanırken bazı yanlışların olmadı mı? Ya Rabbi, helal yollardan kazandım ve helal yollarda harcadım, hiçbir farzı zayi etmedim. Farzları yerine getirirken ihlasıma halel getirmedim. Alimler söz birliğiyle bildirdiler ki, regaib ve revatip amellerle vacipler, sevapta, hükümde ve üstünlükte farza ulaşamaz. Sünnetler farzların eksiklerini tamamlar. Nafilelerse sünnetlerin eksiklerini tamamlar. Hiçbir nafileyle farz borcu ödenmiş olmaz. Bazı cahillerin iddia ettiği gibi, farzı bırakıp da nafileyle uğraşmalarının, mesela evvabin namazının farz kazaların yerine geçeceğini iddia etmelerinin dinde yeri yoktur. Farzlara önem verip tembellikle yapmayanın imanı gitmez. Fakat bir farzı yapmayan Müslüman iki büyük günaha girer. Birincisi, o farzın vaktini ibadetsiz geçirmek, yani farzı geciktirmek günahıdır. Bunun affolması için tövbe etmek, yani pişman olmak gerekir. İkincisi, bu farzı terk etmek günahıdır. Bu büyük günahın affolması için bu farzı hemen kaza etmek gerekir. Kazayı geciktirmek de ayrıca büyük günah olur. Kaza geciktikçe günahlar katlanarak artar, sayılamayacak kadar çoğalır. Hadis-i şerifte bir namazı bilerek özürsüz kılmayan 80 hukbe, bir hukbe 80 yıldır, cehennemde kalacaktır buyruluyor. Bu müthiş günahların altından kurtulabilmek için namazları bir an önce kaza etmek gerekir. İbn-i Nüceym Hazretleri buyuruyor ki, farz namazları vaktinden sonraya bırakmak büyük günah olup, ancak tövbe etmekle affolur. Tövbe ederken kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir. Kaza etmeye gücü varken kaza etmezse, ayrıca büyük bir günah daha işlemiş olur.
Ebu'l-Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'yı tanıyan, onun rızasına kavuşmak için çalışır. Şiirlerle menkıbeler. Cafer-i Huldi rahmetullahi aleyh. Ecel ani gelir. Allah adamlarından hal ehli bir evliya. Bu zatın zamanında din ilmi oldu ihya. O bir gün buyurdu ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Nefis, çok tehlikeli düşmandır sahibine. Zira çalışmaktadır hep onun helakine. Ne kadar çok dalarsak günaha akşam sabah, o düşmanla o kadar dost oluruz maazallah. İbadete ne kadar sarılırsak bahusuz, o düşmanın şerrinden o kadar kurtuluruz. Her günü son gün gibi edin siz mülahaza. Yine son vakit gibi durun siz her namaza. Vakit bildirmemiştir kimseye zira ecel. Hazırlanın ölüme, kurmayın uzun emel. Şimdi ehli cehennem kabirde yanıyorlar. Gözümüz görmese de bu azaplar şimdi var. Ahirette gidecek iki yer vardır ki hem, biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Gözden perde kalkınca görünür o hakikat. Çok pişman olunsa da çaresi olmaz fakat. Bir günde buyurdu ki, bu dünya çok kısadır. Ölümle aramızda çok kısa zaman vardır. Bu iş, Allah korusun, bir zelzeleye bakar. Bunun olmamasına bir garantimiz mi var? Yani ölüp ölmemek elimizde değildir. Öyleyse ölümü her an beklemelidir. Hakiki bir Müslüman düşünür ahireti. Hep ahiret içindir bütün sa'yü gayreti. Bu dünya bir konaktır. Göçülecek bu yerden. Velakin ahirette hayat var ebediyen. Bir kimse var idi ki kendine ev yapardı. Karşısına geçer ve hayran hayran bakardı. Çok itina ederdi onu bina ederken. Lakin çok korkuyordu ölümden bahsederken. Cenaze namazına hiç gitmezdi o hatta. Bilmezdi ki ebedi kalınmaz bu hayatta. Bir cenaze görseydi arkasını dönerek kaçar ve bir an önce ederdi o yeri terk. Niçin böyle yaparsın diye sordum bir gün ben. Dedi ki, ne yapayım, korkuyorum ölümden. Hiç korkunun ecele faydası yok ki elbet. İnsan ömrü bitince ölecektir akibet. Nitekim kalbi durdu ve öldü o bir gece. Çok sevdiği dünyayı terk eyledi böylece. Bir alim her gün akşam diyormuş ki bir defa, heyhat, yine ömürden azaldı bir gün daha. Mü'min, hazırlığını yapmalı ki mükemmel, zira hiç belli olmaz, ani gelir hep ecel. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh buyuruyorlar ki, İnsanların en cömerti, istemeden veren, en asili de intikama gücü yeterken affedendir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.